Isparta'da kiralık ev yok ama kiralık ev arayan çok. Şu anda Isparta'da kiralık ev yok. Şu anda de benim bir tane var. Ee, o da 10 bin lira. Yani bugün 10 bin lira çok büyük rakam. 3 artı 1 bir daire. Ee, ama tutuyorlar. Asgari ücrete yapılan %34'lük artışın ardından ev sahipleri de kiraları artırıyor. Yapılan zamlar ev sahipleri ve kiracıları karşı karşıya getiriyor. Kimi kiracı yeni bir ev bulamayacağı için yapılan zammı kabul ediyor. Kimi kiracı da artan kirayı karşılayamayacağını düşünerek yeni ev arayışına giriyor. Ancak gayrimenkul uzmanı Recep Güleş, Isparta'da kiralık ev sayısının yok denecek kadar az olduğunu söyledi. Kiralık evlere olan talebin kira fiyatlarını da yükselttiğini belirten Güleş, ev sahipleri bir de özellikle memur kiracı istiyor dedi. Şu anda Isparta'da kiralık evi yok. Şu anda elimde benim bir tane var. Ee, o da 10 bin lira. Yani bugün 10 bin lira çok büyük rakam. 3 artı 1 bir daire. Ee, ama tutuyorlar. 2 asgari ücretli e, 7-8 bin liralık bir evi tutabiliyor artık. E, mecbur. Hani e, yediğinden kısıyor, içtiğinden kısıyor. Bir şekilde tutuyor. Kiracı çok. Ev az. Eee tabii kriter koyuyorlar. Diyorlar ki işte memur olsun. İşte sürekli ayın 15'inde kiramı ödesin veya emekli olsun. işte ayın 20'sinde 30'unda onların aldığı tarihler biraz daha değişik. Yani ayağını yorganına göre uzatabilecek her ay kira alabilen birileri olsun. Şimdi esnaf istemiyorlar. Esnaf ...çağımızda batabiliyor, çıkabiliyor, o an yatırımlarından, ödemelerinden dolayı kirayı ödeyemeyebiliyor, geç ödeyebiliyor. Ondan dolayı kriter koyuyorlar, özellikle memur istiyorlar, çalışan istemiyorlar. Bekarda da memur olursa daha çabuk verebiliyoruz ama çalışan olduğu zaman biraz daha geç verebiliyoruz. Isparta'da bir tabii apartçılık piyasası var. Ee, apartlarda e, bekarlar ev bulabiliyor. Normal üç artı bir geniş dairelerde bekarları biraz daha kısıtlayabiliyorlar, ama apartlarda eşyalı dairelerde bekarlara ev bulabiliyoruz.